Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Firavun'un imanı neden kabul edilmedi? Firavun da sonunda iman eder gibi oldu ama imanı kabul edilmedi. Kendisi kafir olarak ahirete gitti tabi. Allah-u Teala Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Musa Aleyhisselam Hazretleri ulul-azim peygamberlerden. Peygamberlerin birinci dereceleri nebiler. Bu nebilere özel kitap verilmez. Bunlara ayrı şeriat verilmez. Nebi olan peygamberler önceki Resul olan peygamberin kitabına, şeriatına bağlı oluyorlar. Bunların bir üstünü var peygamberlikte. Bunlara da Resul deniyor. Ki çoğu Resul gelir bunların da. Resul olan peygamberlere, onlara çoğuna kitap verilir veya onlara başka bir şeriat verilir. Bunların üstüne bir grup vardır peygamberlerden. Bunlara da ulul azim peygamberler deniyor bunlara da. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri de onlardan biridir. Bir dönemdeki inkarcılık, yani küfür, şirk ne kadar kuvvetliyse onlara o derece büyük peygamber gönderilmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam zaten doğuşu da mucize ile oldu. Firavun şu anlamaya geliyor. Nasıl Osmanlılar'da padişah denirdi devletin başına. İranlılar'da şah derlerdi. Hristiyanlar kral derler. O günkü Mısır devleti de başındakilerine Firavun derlerdi. Musa Aleyhisselam'ın doğmadan önceki o Firavun. Ki ikinci Ramses olduğu İhtimali çok kuvvetli. Bu bir rüya görüyor. Rüyasında Beni İsrail kavminde çıkan bir kişinin kendisinin tahtını yıktığını, sağladığını görüyor bu. O günkü müleccimler tabi topluyor. Açık rüya. Bunu yorumluyorlar. Beni İsrail'den doğacak bir çocuk senin tahtını yıkacak. Deyince o gün için Firavun Mısır'da tek adam. Tam diktat rejimi aslattı, kestik. Ben bunu önlerim diye. Nasıl önleyecek? Ne kadar çocuk doğarsa öldürülmesine karar veriyorlar. Sonra kızlar bırakılıyor, erkekler öldürülüyor. Bakıyorlar yine olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü Firavun kavmi ki onlara o zamanlar Kıptiler denildi, ırk olarak denildi onlara. Onların her biri ağa paşa. Beni Salih kavmaların hizmetçileri, köleleri, işçileri, ameleleri çalışacak insan bulamayacaklar. Tabi Allah-u Teala bir şey dilemişse Mevlam, kul ne kadar önlem alsa da takdir tabi bozulmuyor. Firavun tabi mecbur kaldı. Geri adım atmaya mecbur kaldı. Yalnız şöyle bir karar verdiler. Bir yıl içerisinde doğan erkekler öldürülecek, öbür yıla doğanlar öldürülmeyecekler. Harun Aleyhisselam öldürülmeyen yılda doğdu. Ertesi yıl Musa Aleyhisselam doğdu. Öldürülen yılda. Tabii bu konuya fazla girmeyeceğim. Asıl konu Firavun'u iman etme meselesi olduğu için. Allah'ın takdirinde ne varsa tamamen aynen tabi bu kavim meydana gelir. Rabbim ilham etti annesine Musa Aleyhisselam'ın. Onu bir sandığa koy, dinli herine bırak, onu sen bize teslim et, tevekkül et diye. İlham. İlham nedir? Kalp bunu duyar muhteremler.
İlham öyle bir doğuş moğuş değil. İlham kalbe açıkça bu bildirilir, kalbini duyar, kalp buna inanır. Yani kalpte bir yakın deniyor, hasıl eder. İlham budur. Hazreti Musa Aleyhisselam annesi ilham alınca tabi sandık yaptırdı. Oğlu Hazreti Musa'yı ki daha birkaç gün çocuk içerisine koydu. Gece dinlerine bıraktı. Bir anne yüreği tabi ya. Gecenin karanlığında o yavrusunu suya bırakması ne olacağı bilmeyen meşhur bir şey karanlıklarda. Allah'a tevekkül etti, bıraktı. Kızı vardı yetişkince, ona tembih etti. Kızım, sen pek kendini belli etmeden uzaktan bunu bir takip et, göze bakayım. Bakalım ne olacak sandık. Rabbim öyle dilemiyor. O an için, o gün için tek bir güvenli yer var Mısır'da, Firavun'un sarayı. Başka kim olsa olsun güvenli yer değil, tehlikeli. Hem bütün aile öldürülüyor bir şey bulunursa, haber vermedi diye. Rabbim o gece Firavun'un gönlüne bir sıkıntı verdi. O Firavun ki, haşa Rabbinizim diyen Firavun, sıkıldı gece. Daraldı, bunalıma girdi, patlayacak. Sayında duramıyor. Çok sevdiği eşi Hazreti Asiye vardı. Hazreti diyorum ona. Çünkü o çok büyük bakım verdi sonradan kendisi. Dedi ki Asiye, onu çok severdi. İçinde bir sıkıntı var. Çok daraldım dedi. Saray beni sıkıyor. Bahçeye çıkalım. Sabah güneş şöyle aşağı yukarı doğmak üzere alacak karanlık. Bahçeye çıktılar. Firavun sarayı da Nil'in kenarındaydı hemen. Bahçede etrafında gayet güzel çiçekleri, ağaçları, şunları bunları, kuş sesleri sabahtan akarsuya bakarken Firavun biraz açılır gibi oldu. Bu arada suya, dinlerine baktılar. Su üzerine bir cisim var ama büyükçe bir cisim şöyle hafif batıp çıkıp geliyor, onlara doğru geliyor. Daha güneş doğmamış, alacakaranlık daha. Firavun tabi mala ihtiyacı yok ama o anda dikkatini çekti o. Hem sıkıntısı gitti o suya bakarken. Dedi ki eşliğine Hazreti Asiye, Asiye, bu malsa benim dedi şimdi. Bir aile şakalaşıyor birbirleriyle. Asiye, bu malsa benim. Hazreti Asiye de gülümsedi. Peki ya Firavun, cansa benim olsun mu? Cansa senin olsun. O da can olur mu? Yani diri can olur mu? Su üzerinde işte orada almaz tabii dedi. Cansa senin olsun dedi ona. Bu cisim, yani sandık, yavaş yavaş, yavaş yavaş kaderin böyle cilvesi olarak kıyı oraya vurdu. Önlerine geldi. Kıyıda durdu. Bunlar kıyıya geçtiler. Baklar bir sandık kapalı. Açtılar kapağını. İçinde bir çocuk küçük parmağını ağzına koymuş, emiyor. Oradan süt geliyor çocuğun ağzına. Hazreti Asiye, Firavun hanımı, Hazreti Musa'yı bu şey görür görmez onu gönlü sevdi. Rabbim sevdirdi. Neden? Onun da gönlü ruhu temiz olduğu için. Hemen bir ünsiyet, bir bağlantı kuruldu arada. Ama Firavun dedi ki, Asiye dedi, mutlaka beni sahilen bir kadın bunu doğurmuştur. Bize haber vermedi. Bunu buraya bırakmıştır. Ben bunu öldüreceğim diye kılıcını çekti. Hazreti Asiye tuttu elinden, bak sen bir hükümdarsın. Haşa şu kadar büyüsün, şöylesin, böylesin. Önce onu övdü. Sen bana bir verdiğin sözün var ama cansa benim de bu. Bu şimdi bana ait bu şimdi buna. Bunu öldürmezsen. İlk müddette sözünü çiğneyemedi. Bakın Allah'ın takdiri pek öyle olsa bakalım dedi.
Hazreti Asiye aldı sanıktan onu, kucağına aldı. Hazreti Musa Aleyhisselam ablası da bunu karşısına izledi, gördü bunları. Baktı, kardeşini aldı kucaklarına, seve seve götürüyor Asiye validemiz. Koştu eve gitti. Anneciğim müjde, üzülme sakın. Annesi yavrusu Musa'yı suya bırakmış ama artık kalbi hopluyormuş. Çıkınca senin kalbi duracak kalbi. Kalbi tek tüm hopluyormuş. Acaba ne oldu? Heyecanlaymış, sıkıntaymış. Kızı buna müjdeyi verince sevindi. Kızım, yine git dolaş o civarda bakalım. Yine bana bir haber getirsin yavrumdan. Kız gitti baktı ki bu defa Firavun etrafa haber göndermiş. Süt anne aranıyor. Sütü olan kadına gelecekler. Kimin sütünü emerse o kadının sayede özel dairede kalacak. Özel firavunun misafiri konu olacak. O dönem tabii kimde varsa sütü olanlar, kadınlar gerek firavun kendi kabilesinden gerek başkalarından kadına kuyruğa girmişler, hücum etmişler kadınlar. O yüksek makam vermek için, saraya girmek için. Ama Allah'ın takdiri muhterem abi, Yüce Mevla abi. Allah'ın dilediği oluyor. Oluyor. Asiye oturmuş. Öyle bir salondaymış ki oturuyor salon. İnsanların gözü kamaşırmış orada. O kadar görkemli, şahşalı bir salonmuş. Gelen kadına al bakalım bunu emzir diyor. Alıyor kadınlar, çocuğu götürüyorlar memesine. Almıyor ama hiç memesine. Almıyor hiç ama. Almıyor. O kadar uğraşıyorlar, almıyor. Sen bırak, başta gelsin bakalım. Sen öbürü gelsin, öbürü gelsin. Bu arada Hazreti Musa'nın ablası gidiyor annesine. Anne durum böyle böyle. Süt anne arıyorlar. Kardeşim süt emmiş kimseye, emmiyor sütünü. Hemen annesi koştu geldi. Tabi geri kalmış o. Artık bekledik sonra geldi. İçeri girdi. Dedi ki Asiye, Hazreti Asiye, bir de sen dene bakayım. Kimse almıyor bu. Kucağına aldığı gibi hafif ağlıyormuş. Hemen sustu Hazreti Musa Aleyhisselam. Göğsünün memesini verdi. Hemen yapıştı, emmeye başladı. Ana oğul Mevla bile kavuşturdu bunları. Hem de en güvenilirli bir yerde kimse öyle karışamaz. Hazreti Asiye çok bundan memnun oldu. Onu özel daire tahsis etti. Özel hizmetçi emrinde hiçbir iş yapmayacak. Yani çocuğa bakacak. Musa Aleyhisselam orada büyüdü. Genç oldu. Sonra bir olay oldu. Tabii çok uzun konu olduğu için dağıtmamak için meseleyi. Mısır'dan kaçma zorunluluğunda kaldığı Hazreti Musa Aleyhisselam Medine'ye gitti. Medine şu anda Ürdün tarafında kalıyor. Hazreti Musa tabi peygamber değil. Yalnız ne kadar peygamber gelmişse her peygamberin gençliği de çocukluğu da İnsan üstü olur muhtemelenler. İrhasa denen bir hal vardır. Evliyan üzerinde, yani kerametin fevkinde, mucize ile arasında bir makam vardır. Her peygamber çocukluğunda da, gençliğinde de, evliya üzerinde bir makamda olduğundan, her peygamberin gençliği de çok ama çok temiz geçer. Hatta şu konuya da temas edeyim inşallah. Bundan bağlantı olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam cebinde hiç parası yokmuş çıkarken Mısır'dan kaçarken. Para yokmuş böyle. Yanına hiçbir ekmek bir şey alamamış. Ancak canını kurtarmak için çıkıyor oradan. Uzun yolculuk yapıyor. Çölleri aşıyor. İşte yolda biraz su içiyor. Bazı ağaç yapraklarını alıyor. Onlar çiğniyor, minyonları yutmaya çalışıyor. Bu şekilde ikindiden sonra akşama doğru Medyen'in hayvanların suladığı bir yere kuyu başına gelmiş. Bakıyor Musa Aleyhisselam, bir de kuyu var.
Çobanlar, her çobanlar sürü sürü koyunlarını getirmişler. Kovayla su çekip suluyorlar. İki de kız var. Ayrı bir kenarda. Kızına bir koyun sürüsü var. Ama kızlar en geride bekliyorlar. Musa Aleyhisselam şöyle bir sırada bekleyen çoban sürüsüne bakıyor. Güneşe bakıyor. Güneş yavaş yavaş kavuşacak. Akşam olacak, karanlık olacak. Kızlar karanlıkta gece burada kalacaklar. Ancak ondan sıra değecek. Tabi yabancısı kimse karışamıyor orada. Kalktı, kızların yanına gitti. Siz niye bekliyorsunuz burada? Bak, güneş batmak üzere batacak, geç kalacaksınız burada. Derler ki, bizim babamız çok yaşlı, piri, fani. Gözleri de görmüyor, oğlu falan yok. Biz buraya koyunlarını getiriyoruz. Ama çobanlar bize sıra vermiyorlar kız olduğumuz için. Biz geride bekliyoruz, en son bize sıra geliyor, biz böyle geç kalıyoruz. Peki burada başka bir kuyu yok mu burada, bu kuyudan başka? Bir kuyu daha vardı ama üzerinden dağdan büyük bir kaya yuvarlandı, düştü. Onu kimse aşamadı o kuyu. Kayayı kaldıramadılar. Orası kapalı. Nerede o kuyu? İşte karşıki kuyu. Bu sefer gitti o kuyuya, kayanın başına gitti. Kendi çok güçlüymüşken, kuvvetliymiş kendisi de. Allah'ın izniyle uğraştı. O kayayı tek başına yuvarladı. Kuyunun açtı. Kızını çağırdı. Kız hemen o kuyunun başına geldiler. Buna kovayı verdiler. Acer acer kovalar çekti. Bunların suladı. Gönderdi bunları. Gene kendine geldi. Bir ağacın altına oturdu. Ama açlıktan çok ama bitkinmiş kendisi de. O kadar uğraştığı halde de. Bitkinmiş kendisi de. Kızı eve erken döndür tabi bu akşam. Babaları da peygamberdi. Şuayb Aleyhisselam. Kavmi battı, helak oldu. Yaşlandı, oraya çekilmişti doğru. Babaları sordu. Kızım, erken geldiniz bu akşam. Bu erken geldiniz. Ne oldu hala böyle? Baba, bir yabancı bir genç Medine'ye gelmiş. Su başı oturuyordu. İşte anlatıldı durum böyle böyle oldu. Bunları suladı. Erken geldik. Diyor ki babaları Şuayb Aleyhisselam, kızım gidin biriniz de onu çağırın buraya. Madem o yabancıdır burada, yatacak yere yiyecek bir şey yoktur. Hem madem size iyilik etmiş, hem ona ben mülke karşılığı ücretini vereyim, hem misafir olsun. Kızın biri geldi. Kızı hayalıymış o kıza. Utanarak kız geldi. Babam sana selam söyledi. Babam seni evine davet ediyor bu akşam. Peki dedi kıza. Tabi Musa evi bilmiyor. Gidecekler beraberce. Hava da hafif esiyormuş. Kızın ayağında şal varmış ama şal var da olsa esince kızın tabi altları bedeni dışarıdan belli olacak durumdaymış. Dedi ki Musa Aleyhisselam kıza, sen arkamdan gel. Arkamdan gel benim. Sağa dönecekse sen sağ tarafa bir taş at. Hiç benimle konuşma dedi yolda dedi bak. Nereye doğru diyorsak bir şey deme dedi böyle. Arkamdan sen gel dedi kıza. Kız arkaya çekildi. Arkadan takip ediyor kendisini. Eğer dönmek gelirse sağa sola bir taş atıyor o tarafa, bu sefer o taraf dönüyor. Eve geldiler. Şuayb Aleyhisselam peygamber tabi, Musa Aleyhisselam'ı bildi o. Peygamber Aleyhisselam bildi o. Kendisinden tanıdı, bildi. Ama Musa Aleyhisselam bilemiyor tabi onu. Kız durumu anlattı babasına. Babacığım, genç böyle yaptı yolda dedi. Onun hayası, iffeti, namı, ahlakını da methedince. Vardı ki Şuayb Aleyhisselam, kızların onda gönlü var. Kızların, onda gönlü var. Bu dedi ki bu sefer Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, kızın birini sana vereceğim ben dedi. Bu şekilde yanında 8 sene kalacak ama. O şartaydı böyle. O da kabul etti. Kızın birini aldı. Orada evlendiler. 8 sene doldu. Musa Aleyhisselam da peygamber değil. Ama çok haller zuhur ediyor kendisine. İnsan hali ikiniz zuhur ediyor. Dedi ki Şuayb Aleyhisselam yine kayınpederi, o artık dönmek istedi Mısır'a tekrar. Dedi ki ya Musa, bak dönüşsün Mısır'a ama malı mümkün yok dedi, bir şeyin yok.
bir sene daha yanımda kal. Bu sene dişi doğan kuzular sen olsun dedi. Olur mu? Peki kalayım dedi. Bir sene daha kaldı. Tabi o anda çok şey oldu kendisinin. O sene kuzular dişi doğurdu. Bir sene daha kaldı dedi. Erkek de sen olsun dedi. Onlar da verdi. Musa Aleyhisselam'ın da büyük sürüsü oldu kendisinin de. 10 sene tamamlanınca hanımını, eşini aldı. Birkaç yardım çabanları da vardı. Koyunları aldı oradan. Tabi yeğen yürüyerek oradan Mısır'a gidiyor. Annesini falan görmek istiyor. Herhalde ben artık tanınmaz diye tahmin etti kendisi. Yolda giderken mevsim kışmış. Çöllerde gündüz çok sıcak olduğu kadar gece de aslında tam soğuk olur. Çöl soğukları meşhurdur az cemaatimiz. Yani gündüz yakar, üşütür çölde insanı. O gece de mevsimde kışmış. Havada kapalıymış. Ne yıldız var, ne ışığı var, ne bir şey var. Tabi o dönemde yol da yok. Özel yol yok, asfalması da yok böyle. Gece karanlığında yolu kaybediyorlar. Yolu bulamıyorlar. Yıldız olsa yıldızdan bulacaklar. Yıldız yokmuş akşam. Koyunlara dağılıyor karanlıkta. Artık koyunları göremiyorlar karanlıkta. Koyunlar sağa sola dağılıyor koyunlar. Dur bekleter üşüyorlar. Çok hava soğukmuş. Orada bir imtihan daha çıkıyor Musa Aleyhisselam'a. Diyor ki hanımı Musa, hanımı hamileymiş. Hem de yakınmış doğumu da. Musa, benim de sancım başladı Musa. Hem sık sık sancım vuruyor, doğum yaklaşıyor benim. Musa Aleyhisselam'a bunu aldı artık. Soğuk. Koyunlar dağıldı, ışık yok, bir şey yok. Hanımı ağırlaştı orada, doğum yapacak şimdi orada. Ne yapacak, ne edecek? Şöyle bakın, bir daraldı, daraldı iyice. Başını kaldırıp sağa baktı, bir dağ. Yani Tur Dağı, Tur Sina. Tam oradan geçiyormuşlar. Tur Dağı'na baktı. Orada bir ışık gördü. Onu ateş zannetti. Herhalde çobanlar ateş yakmış dedi. Onların yanına gideyim. Ateş alıp getiririm de odun toplu yakarım. Başına ısınırız dedi. Yahut oradan yol öğrenirim hemen oradan dedi. Tur-i Sina Kur'an'a çok geçiyor muhteremler. Hatta Tin Suresi'nde var ya. Ve Tur-i Sinin diye geçiyor orada. Musa Aleyhisselam dağa gitti. O tabi ateş falan değilmiş de nurmuş. Onu öyle görmüş. Oraya gidince ona Rabbim orada işte buyurdu. Ben senin Rabbinim ya Musa diye Rabbim ona hitap ediyor kendisine. Her peygamberin bir ayrı özelliği olduğu gibi bunun da özelliği Allah'ın kelamını vasıtasız duyardı. Allah'ın kelamını duyardı kendisi Musa Aleyhisselam. Yalnız Allah kelamı Celleşanlığı duymak adı cemaatimiz tabi ancak Musa Aleyhisselam mahsustur. Bir de peygamberimizde Miraç'ta vaki oldu, bu durum oldu. Allah kelamı kulak duymazdı cemaat, bunu böyle bilelim. Allah kelamı bir cihetten gelmez. Bir yönden gelse, bir ses, ne kadar manevi ses olsa, ben Rabbinim de dese, o yine şeytanidir. Bir yönden gelse. Böyle bir yönden gelmez. Kulak duymaz bunu. Musa Aleyhisselam'ın başta gönül olmak üzere bütün bedeni duydu. Aynı anda her şeyi duydu. Bütün hücreleri onu duydu. Musa Aleyhisselam'ın. Bir insan sevdiği kişinin konuşmasından zevk alır, hoşlanır. Bir insan birini seviyorsa ondan kişi zevk alır. Bir de manevi konuşmalar var. Mesela bir evliyaullah, Allah dostu konuşsa, sohbet yapsa, orada gerçekten bir haz olur, ruhsal bir hal olur. Hele bir peygamberin sohbeti olsa ki, orada bulunanlar sahabe makamına çıkıyorlar. Öyle ruhsal manevi bir haz oluyor. Düşünelim ki Allah'ın sohbeti yani bu.
Allah'ın kelam Celle Şanlı'yı. Musa Aleyhisselam orada her açıdan bir anda oldu. Her açıdan. Bir anda her açıdan oldu. Oldu. Mevlam buyurdu, ya Musa ne de elindeki elinde asa vardı. Onu kayınpeder vermişti. Ya aslında cennetten çıkma o. Asa, denek yani. Sordur abi, ne duruyor ya Musa? Kalehi asayı, işte bu asamdır, şunu şunu yaparım. Bir şey saydı böylece. Yani ağaçlara vururum. Bir asa, denek mi muhtemelen böyle? Denekmiş. Musa Aleyhisselam Hazretleri çölde ağaçlara, hayvanlara otursun diye lafa dökerim bazen, vurulmuş. Ağaç ne kadar yüksekte olsa o asaya erişirmiş herhalde. Baktı. Yani 50 metre olsun, az sonra erişiyormuş böyle işte. Yine Musa Aleyhisselam çölde koyun otururken bazen su almak gerekmiş çöl kuyularından. Çöl kuyuları aşırı derin olur. Görünmez yani. Baktığın zaman da korkar insan. Kalk karanlık. Su hemen çıkmaz çünkü oradan. Çok su derinden çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam o asayın üstüne bağlarmış, indirilmiş, yetişirmişler yani böyle. Hatta bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri koyun otururken bir yaylada uyuyup kalmış. Bir uyuyana bakıyor, birkaç tane kurt boğulmuş, kanlı. Bir de bakıyor, asası da kanlı. Asası onlara boğulmuş denemler. Buradaki Rabbim Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, elindeki asayı yere bırak. Musa Aleyhisselam gece yarısında Tur Sina'da asaya bırakınca asa birdenbire bir yılan oldu. Ejderha deniyor buna. Büyük ejderha yılan oldu birdenbire. Canlı. Harekete başladı. Yılan. Musa Aleyhisselam önce korktu şimdi ondan. Hatta arkadaşı kaçtı Mevla buyuruyor. Vella müdbiren. Döndü, kaçmak istedi. Böyle ki Rabbim, ya Musa, benim indiğim katımda peygamberlere korkmazlar. Ancak benden korkarlar. Geri dön, o asayı ejderhaya tut bakalım. Hazreti Musa geri döndü. Mevlam tut dedi ama büyük ejderha, yılan hareket ediyor. Ağzını açmış, Musa Aleyhisselam da saldıracak neredeyse. O şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam bir önce bir çekindi. Ne yaptı? Hırkasını çıkardı. Eline sardı. Tutmak istedi. Bir melek göründü. Güldü Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Allah tut diyor. Allah'a güvenmiyorsun da hırkana mı güveniyorsun dedi. Musa Aleyhisselam attı hırkasını. Yapıştı gibi ağzına. Yine bir kuru sop oldu tabii. Şimdi tabii büyük müfessirler bunu inceliyorlar. Acaba Rabbim Musa Aleyhisselam neden bu mucize olarak gösterdi Musa Aleyhisselam'a? Eğer Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a orada bu asanın yılan dönüşünü göstermesi idi, Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiği zamanlar onu dine daha edince orada bu zuhur etseydi, o zaman Hazreti Musa korkardı orada. Önce kendi görecek, ona alışacak. Rabbim öyle yaptı bunları böyle. Yani her peygamber önce kendi alıştırılır. Peygamber oldu Hıra Dağı'nda. Mevlam buyurdu, ya Musa, Firavun'a git. Bismillah. İnnehu tagha. O tuyan azgın. Bir azgın ben. Ona git. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, karışım halinde peygamberlik ver, beraber gidelim buyurdu. Beraber gidin bakalım beraberce. İşte Musa Aleyhisselam saraya geliştiğinde tabi o arada diyeceksin, ne oldu doğumu, hepsi oldu. Rahatça oldu hepsi böyle. Rabbim onlara böyle hava vermiş ki sanki hamamdalar. Üşümeden hepsi olmuşlar da. Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı aldı, Firavun'a geldiler. Kapıya geldiler. Nöbetçi tabi almıyor içeri bunları. Birkaç kapı dolaştı almayınca, bir kapıyı asayla vurunca Firavun'un saraya başladı, sallanmaya deprem gibi başladı. Firavun bakın ne oluyor, korktu. Yıkılacak, tahtı sallanıyor.
Derler iki kişi gelmişler, bir gariban. Üstü başlı perişan bir halde. Buraya girmek istiyorlar. Gelsin bakalım. Gediler. Firavun Musa'yı arsın tanıdı hemen. Elinde bir için onu tanıdı. Musa Arsın Hazretleri tabi uzun konuda çok özetlemeye çalışıyorum burada. Ona peygamberlik kendisine verildiğini, kendisine de Allah'a davet ettiğini söyledi. Firavun dedi ki, peki elinde bir mucizen bir şeyin var mı? Elini çıkardı. Niye elini çıkardı cemaatimiz? Bir gün Musa Aleyhisselam sahada çürükken Firavun'un kucağına gitmiş. Firavun'un sahini başlamış, sakalmamış, çekmeye başlamış. Sakalı varmış Firavun'un, kafirin. Onun sakalını çekmeye başlamış. Şimdi Firavun diyor ki hanımına Asiye, Asiye, bu çocuk diyor bana düşman bak diyor. Benim sakalımı çekiyor. Yani bana bunun bir hırsı var. Bunun bana bir sanki öcü var bende diyor. Ben bunu öldüreceğim diyor. Bundan bana zarar gelir diyor. Diyor ki Asiye validemiz Firavun'a, canım diyor buna sen üzülme diyor. Baksana sakallarına diyor. Ne güzel nur gibi sakalların var şunu. Önlemek için kendisini. Bu sabi diyor. Bu sabi diyor bir yere altın da koysan diyor. Ateşle koysan bu ateşe gider belki de diyor. Onu daha parlak görür korları. Bu yüzden Firavun bunu ciddi alıyor. Peki Asiye diyor. Bir tepsiye emrediyor. Ateş getirin. Kıpkırmızı koh şeklinde. Bir tepsi altın koyun getirin bakalım diyor. Eğer bu şey diyor altına giderse öldüreceğim onu diyor. Hastası korkuyan bir şey diyemiyor tabii şimdi. Hemen daha bir emir hazır. Bir tepsi kıpkırmızı kor getiriliyor. Öne konuyor. Yanı başının öbür tarafına da altın konuyor. Hazreti Musa da emekliyorlar kendisi. Ortaya bırakılıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam da ateşe gidiyor. Ateşe gidiyor. Ateşe gidince elini uzattı tepsiye, oradan bir kor aldı. Kor alınca eli yandı. Musa Aleyhisselam çocuk. Eli yandı. O defa ağzına götürdü koru. Ama tam takdiri bunda baştan böyle. Bu sefer dili de yandı. Hemen Aleyhisselam koştu. Tabi bunu aldı. Firavun bütün hekimleri çağırdı. O günkü tabiplerini çağırdı. Eli yanık eli kaldı. Yanık kaldı eli. Tedavi almadı. Dedi ki Tur Dağı'nda Rabbim ona bu mucizeyi gösterdi Musa Aleyhisselam'a. Elini çıkardı herhalde. Musa Aleyhisselam elini cebine koymuş. Yana koymuş. Çıkardı. Bak Firavun. Senin iyi edemediğin el. Bak Rabbim bana bu hal yaptı böyle. Nur gibi de eli parlıyormuş. Parlıyormuş. Harfi dili petek kalıyormuş böyle o şeyin dolayı. Bu da Allah'ın takdiri öyleymiş öyle. Şimdi dedi ki Firavun tabi yine mucize istedi. Asayı yere koydu. Sopa. Bakışta ince bir sopa. Hemen büyük yılan oldu. Firavun tahtına yürüme başladı. Firavun yıkılacak etraf kaçma başladılar. İşte o anda Hazreti Asiye Firavun'un yanında oturuyordu. O Musa Aleyhisselam bu mucizeleri görünce orada iman etti Musa Aleyhisselam. İman etti orada. Ama imanı gizledi. Yandı kendisine. Firavun bağırdı. Musa tut, tut Musa tut. Derken Musa'nın tabi tuttu yine ağası oldu. Şimdi de ki Firavun orada ağası oraya girdi şimdi. Konu girdi inşallah. Ayet okuyorum işte. Kasas 38'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle firavnü. Şu an dedi ki ya eyyühel mele'ü. Yanında bulunan devlet ricaline, üst tabakaya mâ alemtü leküm ilahin gayriye. Benden başka ben bir silah bilmiyorum. Yani Firavun devletin reisiyken diktaya dönüşüyor. Tam bir dikta oluyor. Buna yetinmiyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Yani ben sizin yaradan, sizin Rabbiniz benim diyor. Bu duruma getiriyor. İnsanları kendine secde ettiriyor kendisine. Ülkenin bazı yerine de heykeline diktiriyor. Uzaktakiler de gidip heykeline secde ediyorlar. Veya saygı duruş yapıyor heykellerine. Yakınları da ona secde ediyor kendisine. Böyle diyor. Sizin diyor, benden ilan yoktur diyor.
Yine Mevlam buyuruyor Nazihat ayet 24'te Fekale ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor aşağıda. Yani artık uluhiyet, ilahlık, rubiyet davasına kalkışıyordu. O duruma gelmiş. O gün işi o dönemde Mısır devleti dünyanın en gelişmiş ülkesiydi o zamanlarda. Yani en medeni ülke Mısır'dı. Bolluk, zenginlik, sanatta her bakımdan en üstün bunlardı. Bu tabi Mısır'ın da tek adamıydı, diktardı. Demek ki diktayla yetinemiyor da artık bir de uluhiyete kalkışıyor. Dilini yaparım derken bu şekilde diyor. Vestekbere hu ve cunuduhu. Mevlam buyuruyor 39. ayette Kasas'ta. Vestekbere hu. O firavun artık iyice kibirlendi, büyüklendi, kendi kendine azametlendi. İlan davasına kalkıştı. Ve cunuduhu ve askerleri ordusu da fil erdi. Bigaril hak. Haksız olarak, tabi hakları yok bunda, artık yeryüzü bizim dediler. Yani karşıdan başka güç yok dediler. O gün dünyanın tek gücü biziz dediler bunlar. Ordusu da gayet acımasız, zalim, öldüren, katil, her şey yapan ordusu da böyle bir terör ordusuymuş ordusu da. Rabbim işte de buyuruyor. Vezzannu ennehüm ilen la yurceun bak. Vezzannu ennehüm onlar o zaman zannettiler ki o durumdayken. Bunlukları ortamda. Firavun tek adam. Dikta. Her şey yetki elinde. Asla asla kestik. İnsan kendini tapındırıyor. Birini yaptırıyor. Ordusu da tam bir zalim bir ordu. Onun emrinde. Ve zannu ennehüm. Onlar zannettiler ki ileyla la yurceun mela buyuruyor. Onlar zannettiler ki bize dönmeyecekler. Ölmeyecekler. Öyle kalacak zannettiler. Aziz cemaatimiz her ayet-i kerime yani onlar için değildir. Bütün her dönemi her insanda kapsa ayet-i kerime kaplar. Gerçekten herkese bu hal olabiliyor. Yani kişi güçlüyken, kuvvetliyken, yetkiliyken, şuyken, buyuyken o kişi öyle zannediyor ki hep öyle kalacak. Haş Allah dönmeyecek. O kefeni giymeyecek. Öyle zannediyorlar. Aradan epey bir zaman geçti, yıllar geçti aradan. Davet abi devam ediyor. Musa Aleyhisselam, Beni İsrailliler ona kendine tabi oldu kendisine. Şimdi inşallah konuya gireceğiz inşallah. Rabbim emir verdi Musa Aleyhisselam'a, ya Musa sana iman edenleri, Beni İsrailoğullarını al, gece gidince Mısır'dan çıkın. Deniz sahneye gidiniz, Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam emir verdi onlara gizden gizliye. Evden eve böyle gizli gizli bir haber verdi birbirlerine. Gece toplanıp gidecekler. Fakat bir de gidemiyorlar ama. Bir engel çıkıyor, bir şey oluyor, askerler görüyorlar, bir de gidemiyorlar. Dediler acaba niye gidemiyoruz bunlar dediler. Sonra çok yaşlı biri varmış orada. Çok yaşamış, uzun yaşamış dedi ki ben hatırladığıma göre dedi Yusuf Aleyhisselam şöyle vasiyetmişti dedi Yusuf Aleyhisselam. Benim tabutumu yani cenazemi burada bırakmayın. Buradan çıkarken benim oğulları beni götürün demiş diyor. Onu alalım diyor. Öyle olmuş. Yusuf Aleyhisselam orada vefat edince dinlerine gömülmüştü. Onu aldılar. Bunun üzerine oradan çıktılar. Firavun tabi haber aldı bunu sabaha karşı. Fedbehum müşrikîn. İşşak olurken, yani güneş doğarken Firavun asker ordusuyla beraber arkadan düştü. Bunlara yetişmek üzere. Felemmâ terâ'ın cem'ânî. İki ordu, iki grup birbirini uzaktan gördüler şimdi. Uzun yıllar çok insan öldürüldü Müslümanlardan. Artık orada dayanılmaz hale geldi.
nasıl Mekke müşrikleri yaptıkları gibi. Mevlam emir verdi, buradan çıkın, hicret. Her ümmette olan bir gerçek, hicret. Musa Aleyhisselam Hazretleri aldı imade müminleri, Kızıldeniz'e doğru gidiyorlar. Başka bir yok onun çiçekleri. Ona doğru gittiler. İşte artık Kızıldeniz'in sahile akışıkları zaman, uzaktan baktılar, artık güne ışıklar da çıkmaya başlamış, uzaktan Firavun geliyor. Firavun geliyor. Çok güçlü, büyük ordusu, zırhlı, kılıçlı, oklu, kalkanlı, şunlar, bunlar, tepeden tırnağa silahlı, o gün işte muazzam savaşçı bir ordu geliyor. Kale sahibi Musa, dedi ki Musa Aleyhisselam'ın eshabı iman edenler, İnna lemudrekûn, ya Musa yetişti bunlar, bize ne yapacağız? Önümüzde deniz, denize yürüsek boğulacağız. Burada dursak, hepimiz buna kılıçtan geçirir bunu, hepimiz buna kılıçtan geçirirler. İki şerden kaldık. Ne yapalım ya Musa? Titriyorlar şimdi. Kale. Bakın peygamber imanı muhtemelen. Kelle, hayır öyle değil. Korkma dedi. Ne denizde boğulursunuz, ne kılıçtan geçersiniz. İnne me'ye Rabbi seyyedin. İnne me'ye Rabbi. Rabbim benimle beraber. O bize bir yol gösterecek. Bu bir makam adı cemaatimiz. Tabi peygamber, hepsi yüksek makamda peygamberler. Hele ullazın peygamberler her zaman yüksek makamda. Bir de peygamber de olsa onların da öyle bir makamı var ki Allah ile beraber olayı yanlış oluyor. Buna öyle bir yakın durumuna geliyor. Bu normalde her insanda olabilir. Tabi onlar gibi değil. Onlar olanın belki katrilyonda biri olabilir. Ama olabilir muhteremler. Her insan, kişi öyle bir zaman gelir ki, kulu bilir ki, Allah'ını görüyor, bilir Allah'ını beraber. O hale kulu gelir bazen. Gelip geçer tabi. İşte o anda Hazreti Musa Aleyhisselam öyle bir makamda kendisi. Bir Allah'la beraber. Başka hiçbir şey bilmiyor başka. Alem boş, sıfır kalıyor yanında. Allah azameti, kudreti. Onun o halde ne diyor? Kale kella, hayır korkmayın, korkmayın. İnne me'ye Rabbi seyyedin. Rabbim beni beraber bir yol gösterir. Fevhayna ila Musa. Rabbim buyuruyor ki o anda Hazreti Musa'ya vahyettik Mevlam buyuruyor. Vahyediyor. Elri bi asakel bahr. Elik asayla denize vur bakalım. Vur. Demek ki kulun da biraz bir kıpırdamasını Allah istiyor. Yani temeli yok böyle bakınız. Musa Aleyhisselam elik asayla Kızıldeniz. Biliyorsunuz Arap Yarımadası ile Afrika arasını ayıran bir deniz. Hint Okyanusu'nun bir kolu kendisi. Bu denizin özelliği dünyanın en tuzlu denizi muhteremdir. O kadar tuzlu bir deniz. Hava çok sıcak olduğu için orada tabii devamlı buharlaşma oluyor. Buharlaşma oluyor. Tuz buharlaşmıyor, su buharlaşıyor gidiyor. Bir de Kızıldeniz'de besli ırmaklar olmadığı için ona tatlı su da gelmiyor. Okyanusun bir kolu kendisi. Bu Kızıldeniz'in özelliği aşırı çok tuzlu olması. Çok tuzlu bir su. Hatta bir gün ben Cide'de, hemen Cide'nin sahilinde orada çok yoruldum, terlemiştim. Kızıldeniz'e kıyısındayım. Dedim gideyim de başımı yüzümü yıkayayım biraz. Yani terim çok terlemiştim de gitsin derken. Ayağımı sıvadım. Kızıldeniz'in içine sahilden girdim. Elimde su aldım yüzüme. Terdeki tuz oranından o çok ama çok daha tuzluymuş. Öyle tuzlusun var hepsi. Bir de buna Kızıldeniz. Araplar buna Bahr-ı Ahmer derler Araplar. Araplar Bahr-ı Ahmer yani kırmızı deniz derler. Bu deniz geceleri kırmızımsı görünüyor. Öyle görünüyor. Siyah kara görünmüyor da tuz oranından kırmızı görünüyor bu deniz. Mevlam buyuruyor ki ya Musa elindeki asa ile denize vur. Resulullah Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir vurdu. Vurdu yerden karşıdan karşı sahile kadar yol açıldı. Yol açıldı.
12 gruptu İsrailoğulları, iman edenler, yani aileydi. 12 yerinden vurdu. 12 yol oldu. Altı da bir çamura pis ama yaş altı böyle. Hemen bir kuvvetli bir sıcak rüzgar geldi. Güneş tepeden güneş geliyor oraya. Güneş vurunca kuruttu. Musa Aleyhisselam başlamak üzere hepsi girdiler. Fen felaka mevlam buyuruyor. Yani asayla vurulmaz hemen yarıldı. Peki yani küllü fırkın kettavdil azim. Her bölümü yolu büyük dağ gibi oldu. Kızıldeniz tabi deniz. Yani Sakarya gibi bir ırmak gibi değil. Bence. Ortalama derinliği 480 metreymiş. 2 metreyi geçeceğine devam ediyor. Derinlikte varmış. Bundan tabi geçtiği yeri bilmiyoruz. En aşağı derin ki 400 metre derinliği bakınız. 400 metre derinliği en aşağısı bu. Daha fazla olabilir. Etrafı büyük bir dağ gibi. Düşünün 400 metre sanki bir duvar örülmüş. Örülmüş su bu şekilde. Bir yol. Cadde değil ama. Cadde değil. İnsan at, deve geçecek kadar. Hayvanlar da var çünkü kendilerinin. Böyle hayvana geçebilecek kadar bir yol. Bir dol. İki tarafı da ama sanki duvar örülmüş en aşağı 400 metre yüksekliğinde. Mevla buyuruyor. Ketavdi azim. Büyük dağ gibi eden büyükmüş. Musa Aleyhisselam kavmle haber suya girdiler. Tabi gidiyorlar bunu az cemaatimiz. Şimdi gelen Firavun'un da suya girmesine. Onu hemen burada okuyayım. Kur'an'ı okuyayım inşallah. Yunus Suresi ayet 90'da Mevla buyuruyor ve cavezde bir beni İsrailler bahre. İsrail oğulları Mevla buyuruyor denizden karşıya geçirdik. Musa Aleyhisselam ve eshabı ümmeti karşıya geçtiği anda bunlar Firavun'la beraber suyun başına geliyorlar. Hemen gelemediler oraya. Niye hemen gelemediler? Firavun'un ordusuyla beraber bu daha denize girmeden buna yaklaşınca Allah araya bir sis verdi muhtemelen. Koyu bir sis beyle oraya verdi. Sisten dolayı yolu göremediler bunlar şimdi. Dediler ki bekleyelim sis kalsın da sonra gideriz dediler. Yani Mevla diledi mi? Her şeyin emrine Mevlamız'da. Musa Aleyhisselam ve eshabı tam karşıyı artık son bele bitirirlerken sis kalktı. Baktılar deniz yakınlarına hemen. Denize doğru geldiler. Nerede bunlar bir baksalar denizde 12'de yol açılmış. Firavun en önde atı üzerinde. Çok iri bir atı varmış kendisinin. Şöyle bir baktı. Tabi korktu suya girmeye. Evet en büyük Rabbinizin benim diyor ama suya size geçmiyor. Sisi kaldıramıyor bakın muhtemelen. Demek saçmalık. Rububiyet, bütün alemi yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden, güç, kudret, azamet. Atı tahtına kolay tabi. Firavun suya girmeye korktu öyle görünce. Ama Rabbim onun girmesini diledi. Takdir etmiş Rabbim onu. Girecek. Nasıl girecek? Firavun bindiği at kısrak, dişi atmış. Yok erkek aygırmış, aygırmış. Firavun'a bindiği at erkek aygır derlermiş ona atmış. Büyük yürü. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sanki bir dişi kısrağı, dişi ata yani. Biner gibi Firavun atın önüne geçiyor. Firavun'un erkek atı dişi kısrağı görünce onun peşine takılıyor. Firavun'u engelleme uğraşıyor, gücü yetmiyor ama. Gücü yetmiyor. Firavun'a kadar çekse de dizlerine gücü yetmiyor. Firavun atı kısa peşten suya giriyor. Firavun suya girince askerleri de ona korkuyor, morkuyor ama onun Rabbi'leri ya, o kurtarır bizi diye akıllarınca onun peşten giriyor bunlar da. Karşı taraf çıktılar. Şeye bakıyorlar şimdi. Sahilden bakıyorlar.
Ya Musa, Firavun da geliyor. Asker de geliyor. Yetişin aşağıya buraya. Allah bizi beraberdi. Sabrın bakalım. Hatta izâ edrekke hülü gârekû. Artık Firavun da son askeri de girdikten sonra denize. Tamamen girdikten sonra, denize girdikten sonra su başladı yavaş yavaş, birleşme başladı yavaş yavaş. Böyle. Düşünün ki en aşağı 400-500 metre yüksekliğinde. Şöyle at üzerine Firavun. Su başladı yavaş 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 daralmaya başladı. Firavun şimdi korktu, attan aşağı düştü. Aşağı düştü. Şöyle eğildi hatta. Sanki secde şeklinde, yani secdeye varmadı da eğilerek tam başını yere koyamadı. Şöyle bakınıyor. Bakınıyor, bakınıyor, böyle bakınıyor. Su yavaş 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 su kapanıyor. Kale. Ne dedi bak şimdi orada? Amentü dedi şimdi orada. Ben de iman ettim dedi. Ennehu şuna ki la ilahe illellezi amet bihi beni İsrail'e. Beni İsrail'in iman ettiğine ilahtan başka ilah yokmuş. Ben de ona iman ettim dedi şimdi. Ve ene minel müslimin, ben de Müslüman oldum, ben de Müslümanlardanım dedi. İşte orada. O adı vardı, bıraktı ilahlığı, bıraktı artık orada. Bu anı söyledi. Ben de Beni İsrail'in iman ettiği ilaha inandı, iman ettim. Ondan başka ilah yokmuş. Ve ben Müslümanlarım dedi. Bu arada şimdi burada. İmanı burada kabul edilmedi. Şimdi. Ona şöyle denildi. Kim dedi? Ya Cebrail Aleyhisselam, iki rivayet var. Ya da doğanın Rabbim'den bir ses geldi. Al-ane. Şimdi mi? Şu anda iman ediyorsun. Boğulmak üzeresin artık. Her şey bitti. Artık su bayağı az bir kaldı. Boğulmak üzeresin. Şu anda mı şimdi iman ediyorsun? Ve kad asayete kablü. Bundan evvel hep İsa halindeydin. Azgındın, zalimdin, fasıktın. Baskıcıydın ben, inkarcıydın. Şöyle bir şey diyordun. Şimdi iman ediyorsun. Ve gündemler müfsidin. Bir de bunlarla beraber bir de müfsitlerdendin. Yani fesada veren, kan döken, kan içen böyle bir zalimdin. Fel yevme Mevlam buyurdu işte bugün yüneciyke bi bedenike seni bedenine dış atacağım seni, tepi atacağım seni. Bedenine ama. Ruhsuz, öleceksin yani burada. Öleceksin, senin ruhsuz bedenini, cesedini dışarı atacağım. Hem bir tepe, Necm tepe anlatacağım, tepe atacağım. İtekûne limen halfeki ayeten. Arkadan gelenlere ibret olması için. Şimdi adı cemaatimiz bu ayeti kerime nedir bakın değil mi? Kur'an-ı Kerim bir mucizesi. Yani Kur'an Allah kelamıdır. Bir yabancı Hristiyan Yahudi şu bu. Ya da Türk olduğu inançsız bir kimse yani Allah için şu ayet-i kerimeyi okusa da bunu görse de Kur'an Allah kelamını anlasa nasıl anlayacak az cemaatimiz? Su tabii kapandı. Bir insana kavmi karşıdan bakıyorlar. Hepsiye boğuldular. Dediler ki ya Musa Firavun cin gibi bir adam. O yine yolunu bulur çıkar dediler. Ölmez dediler. O kurtulur gene dediler. Hala korkuyor ondan. Rabbim gösterdi. Firavun yavaş yavaş dışarı çıktı. Onu sahaya doğru götürdü. Orada kayboldu. Bakın adı cemaatimiz aradan 3000 yıl sonra geçen asırlar daha İngiliz araştırmacılar bu tabi tarihi bir olay bu. Musa Aleyhisselam, Musa'nın çıkışı, Kızıldeniz'e geçişi, bu tarihi bir olay. Bu tarihin bütün herkes bunu kabulleniyorlar. İngiliz bir araştırmacı heyeti Mısır'a geliyorlar ve Firavun acaba Kızıldeniz'in hangi sahilden geçmişti? Böyle araştırarak, orası araştırırken bakıyorlar bir kum tepesinde, taş kaya değil, bir kum yığın tepe içerisinde bir ceset,
bakıyor muhteremler. Bakıyorlar. Sanki secdeye varmış. Resmi gördüm ben de. Ama alnı yere dokunmuyor. Şöyle hafif iki elin yapılmış. Arkası hani secde halinde. Bedeni çırpışlak şekilde. Çırpışlak. Ama derisi de hiç çürümemiş. Tüyleri dökülmüyor. Bak, dökülmüyor muhteremler. Aradan 3000 yıl geçiyor. Hem de bir çölde, kum tepesinde. Bak çöle diyorum. Neden? Çünkü adı cemaatimiz mesela bir et bile değil mi? Bir et bile sıcakta hemen bozulur. Çabuk bozulur. Ama bir et buzluğa konursa hep bir dayanabiliyor. İnsanların bedeni de eğer mezar derin olsa, serin bir yer, soğuk yer olsa beden çabuk kadar çürümüyor. İnsanın gömülen bedeni ne kadar sıcak yerdeyse o kadar çabuk bozuluyor bakınız. Bu Firavun cesedi aradan 3000 yıl geçti. Tarihin bu kesin bu tarihte. 3000 yıl sonra İngiliz araştırmacılar bunu Kızıldeniz sahilinde tam geçen doktoru araştırıyor orada buluyorlar. Aynen secde halinde sanki eğilmiş bu şekilde. Şöyle bir başa bakıyor. Yani aziz cemaatimiz şöyle gördüm, baktım resmine de emin ol. Yani sıradan bir insan bile değil. Yani öyle biri kalkmış, Mısır'ın başına geçmiş de, dikte olmuş da, haşa Rabbinizin demiş. Sonra alıyor bunu İngiliz araştırmacı aziz cemaatimiz. Tabii Londra'ya götürüyorlar. Şu anda Londra bir müzede sergileniyor kendisi. Camlık içerisinde. Orada sergilen kendisi sergileniyor orada. Şimdi konumuz şuydu. Burada Firavun iman ettim dedi. Ahmet'i dedi. Ama Mevlam buyurdu. Al-ane. Şimdi iman diyorsun. İmanı kabul edinmedi. İmanı ya burada kabul edinmedi. Birkaç da bunun nedeni var şimdi. Biri şu. Haleti yes deniyor. Ümitsizlik hali. Hayatta ümit kesildi. Aradaki öleceğini anladı. Ölümün belirtileri ortaya çıktı. Kişi artık öleceğini bildi. Daha önce kişi iman etmemişse veyahut da kişi iman ettiğine daha önceden günahkar tevbe etmemişse o anda kul iman da etse tevbe edilse o anda kabul edemiyor bak muhteremler. Buna haleti yes diyor. Ümitsizlik hali deniyor. Son anda. Ölüm tam artık açık kalmeden çıktı. Kişi ölümünü tam bildi. O anda kişinin tevbesi de kabul edilmiyor. İmana kabul edilmiyor. Bu bir. İkincisi, Firavun bunu söylerken ihlaslı değil dedi buyururlar müfessirler. Yani sırf oradan kurtulmak için tekrar sana dönmek için ben ona Rabbi iman ettim. Haşa sanki Allah burada kandıracak, aklınca kandıracak. Yani burada bir işi kurnazlığa götürüyor, aklınca götürüyor burada. İşte iman ettim deyin de haşa Allah'ı kandırayım da çıkayım da ben yapacağım yaparım. Niyeti buymuş kendisinin. Kabul edemedi. İki, üçüncüsü, birkaç tane var da üçüncüsü söyleyeyim inşallah. Burada Firavun, adı cemaatimiz iman tam kesin iman değildi. Taklitti bakınız. Ne de burada? Beni Salih inandığı ilaha inandım ben dedi bakınız. İman da şart nedir? Kesinlik lazım böyle. Bunun için ne gerekiyor? Kelime şahit bak gerekiyor. Yani bir Hristiyan dine gelirken Allah dese yine yeterli olmuyor. Kelime-i şahit gerekiyor. Yani eşhedü en la illa Allah. Allah Resulü gerekiyor. Ne de bu eşhedü burada muhteremler? Eşhedü yani şahadet. İnanıyorum, biliyorum, kesinlikle inanıyorum anlamına geliyor. Burada Firavun böyle demedi. Bu ne deniyor buna? İmanı taklidi deniyor buna. İman taklidi deniyor. Yani beni sadece inandığı ilaha ben de ona inandım. Allah bir diye tam inanmadı bu arada. İnanmadı. Bunun için imana kabul edilmedi. Kendisi tabi kafirlere gitti. Burada Mevlam buyuruyor. Arkandan gelenlere bir ilahi ayet olacak bu. Mucize olacak bu muhteremler. İşte bu hangi kitapta var yeryüzünde muhteremler ya? İncil'de mi var bu konu? Tevrat'ta mı bu konu değil mi ya ben inşallah? Yani Hristiyan dünyası bunu görmüyor mu zavallı böyle? Ya
Gözlerine perde gelmiyor zavallı az cemaat. Yani tek şu ayet-i kerime Kur'an Allah kelamından yeter ki artar az cemaatimiz. Dinler Fatiha.